Yapay zekanın işlettiği bir iğne fabrikası düşünün. Bu iğne fabrikasında yapay zekanın aldığı eğitim onun en verimli şekilde iğne üretmesine izin veriyor. Eğer eğitim insani değerleri içermiyorsa yapay zeka bir noktada kendisini veya fabrikanın herhangi bir bölümünü kapatmak isteyen insanları yok etme kararı alabilir. Veya insan atomlarından iğne üretmenin başka bir şeyden üretmekten daha verimli olduğuna da karar verebilir. Bu tarz konuları tartıştığımız yapay zeka etiği dersinin hocasıyım. Adım Hüseyin Kuyumcuoğlu. Bir takım etik derslerinin yanında özellikle yapay zeka etiğiyle ilgileniyorum. Bu yapay zeka etiği dersinde demin anlattığım gibi bilim kurgu örnekler dışında bugün hayatımıza giren dronların kullanılmasıyla ilgili etik problemleri, otonom araçların kullanılmasıyla ilgili etik problemleri veya yazılımların içindeki yapay zeka birimlerinin ürettiği yanlılık problemlerini ele alıyoruz. Ve bu tarz etik problemleri nasıl çözebileceğimiz üzerine tartışma yürütüyoruz. Dersimiz argümantatif ve analitik oluyor. Derste yapay zeka etiği meselelerini öğrencilerle analitik bir şekilde parçalara ayırarak, argümantatif bir şekilde argüman kurarak tartışıyoruz ve çözümlere ulaşmaya çalışıyoruz.